Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Bugün artık gidelim bir bayram tıraşı olalım. Bayram değil gerçi ama deliye her gün bayram. Onu da biliyorsunuz. Bakalım nasıl bir insan olarak devam edeceğiz videomuza. Ben şu an için yola çıkıp berberime gidip şöyle kendimi bir bakımdan geçireyim diye düşünüyorum. Sonra videomuza devam edelim. Hadi çıkalım yola. Tıraşımızı olduk, geldik, güzel olduk, yakışıklı olduk herhalde. Bizi alan olur mu bilmiyorum bu yaştan sonra ama en azından insana benzedik. Çok fazla saçlar, sakallar, bıyıklar uzamıştı, birbirine karıştı. Arkadaşlar berbere gittik, gelirken baktım burada Didim'de seçim etkinlikleri var. Zaten o dönen arabaları yok mu? O çaldıkları şarkılar vesaireler, yüksek sesle gürültü kirliliği yaptıkları yetmiyormuş gibi. Çalan şarkılar da öyle hiç güzel şarkılar değil. Hazır şarkılar, işte onun bunun gönlüne hitap etmeye çalışıyorlar. Kendileri bir şey üretmiyorlar. Hazır şarkıları satın alıyorlar vesaire yapıyorlar. Hepiniz de biliyorsunuz bunları. Burada anlatmak istediğim bu sanatçıların, şarkıcıların, sanatçı da denmez onlara, şarkılarını, bestekarların şarkılarını satın alıp, sözler uydurup kendilerine şarkılarla oy verilmesini sağlamak. CHP'nin etkinliğine baktım. Gelene geçene çay kahve ısmarlıyorlar. Elbette bunlar olacak ama başka da hiçbir şey yok. Proje yok. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Proje söz veren diğer partiler var. Bakıyorum diğer partilerin projelerine. Ya madem bunlar gerçekleştirilebilecek şeyler, neden gerçekleştirilmiyor? Ne güzel allamışlar, pullamışlar. Hani İnşaat firmaları maket üzerinde satarlar ya konutları, insanların gönlüne, gözüne, her şeyine hitap ederler. Bu projeler de öyleydi. Gerçekleştirilmesi mümkün mü? Eğer mümkünse bu kadar para var, bu paralar nereye gidiyor diye sormadan ben edemiyorum arkadaşlar. Gene işte bu zihniyet yok mu? Aldatma, dolandırma zihniyeti burada da geçerli. Yarın bir gün seçildiklerinde para yok vesaire yok, yardım et. Önümüze engel oluyorlar, köstek oluyorlar. Bunlardan bir tanesi İmamoğlu biliyorsunuz. Köstek olunuyorum, bilmem ne olunuyorum. Sen hiç düşünmedin mi seçilince böyle zorluklar olacağını? Peki neyi planladın da, nasıl planladın da bunları yapacağım diye bol keseden attın? Aynı şey her yerde devam ediyor zaten. Maalesef paralar kültür etkinlikleri adı altında yok ediliyor arkadaşlar. Ben öyle görüyorum. Çünkü kültür etkinliğini bir ürün elle tutulur, gözle görülür bir ürün olmadığı için bunu kağıt üzerinde gerçekleştirmeniz mümkün. Bunu bilen herkes de bilmez. Düzenledik, kimse gelmedi diyebilirler. Kağıt üzerinde boş bir günde şurada burada kültür etkinliği adı altında bu işler o gördüğünüz avukatlık bürosundaki gibi yok ediliyor diyebilirim. Buna benzer o avukatlık bürosunda sayılan paralar odur demiyorum. Çünkü gözümle görmediğim için bilemem. Ben genel olarak konuşuyorum, öyle diyorum. Taktiği böyle bu işlerin en azından uzaktan öyle tahmin ediyoruz. Ben tahmin ediyorum. Çünkü eğer bir hizmet yoksa sadece belediye kendi çevirebiliyorsa onu da çeviremiyorlar. Birçok yerde borçları var. Çünkü işçiler 3-5 takside maaş alıyorlar. İşçilere parasına kadar göz dikmişler diyebilirim. Gelir yok, gider yok. Bu gelirler o kadar çok ki artık ben anlamış değilim. En azından su gelirleri, emlak gelirleri burada örnek veriyorum. Didim'de nüfusu buranın gerçek nüfusu 50 bin ise burada yazın 1 milyon, 1,5 milyon kişi
kişi geliyor. Elbette bunlar ekonomiyi döndürüyorlar. Yani can suyu oluyorlar. Bu 1,5 milyonun atıyorum 100 bin kişisi, ne kadarı bilmiyorum, 200 bin kişinin de konutu var burada. Hizmet almadan, yani emlak vergisi veriliyor, su parası, çöp parası veriliyor. Hizmet 12 ay almadan, onu anlatmaya çalışıyorum. Elbette 3 ay hizmet alıyorlar ama onu da artık hazırlıklı olmadığı için böyle yerler tam da veremiyorlar. Yani demek istediğim, halbuki böyle vermedikleri hizmetlerin vergisini de alıyorlar bunlar. İnsanlar yaşamıyorlar burada. Belediye yük, kanalizasyon altyapısına yük getirmiyorlar. 3 aylığına burada turizm olduğu için. Ve bu evlerde 12 ay yaşamıyorlar. 12 ay boyunca belediyenin hizmetlerinden, yollarından yararlanmıyorlar. Yani belediyeler için fazladan paranın birikmesi gerekmekte, mantık yürütürsek. Elbette çok öyle böyle kültür etkinliği yapar da ünlü kişileri getirirseniz ve fahiş fiyata getirirseniz, onlara fahiş ücret verirseniz elbette para yetmez. Hiçbir zaman için para yetmez diye ben düşünüyorum. Yazık, yazık. Yapacak bir şey yok. Artık alıştık, yalama oldu herhalde. Birisinin yaptığı hizmeti diğeri gelip kapatıyor. Hatırlanması dahi istenmiyor o diğer düşman partini. Çünkü düşmanlaştırıyorlar ve halk o kadar düşmanlaşmış ki kişiselleştirmişler olayı. Adamlar nefret boyutuna vardırmışlar. Hatta öldürme boyutuna dahi gelmişler. Psikolojik bir vaka. Halkın bu kadar politik olması, politikaya çok fazla konuşması hiç iyi bir şey değil. Bizler onun için bizim vekillerimizi politika konuşsun, bizim adımıza konuşsun, icraat yapsın diye seçiyoruz ama maalesef o seçtiklerimiz o politikayı, konuşulması gerekenleri, kendilerinin konuşması gereken konuları bize geri paslıyorlar. Dolaylı olarak elbette bunlar paslanıyor arkadaşlar. Çünkü diğer türlü halkımız bu kadar politika konuşmaması lazım. Medya aracılığıyla yapıyor. Bu kanallar aracılığı ile yapılıyor ve nefret kusuluyor. Hiç iyi bir gidişimiz, iyi yönde ilerlemiyoruz. Ben öyle görüyorum. Bu kadar çok fazla ciddiye almamamız lazım. Çok fazla politika konuşmamamız lazım. Burada bile birisine merhaba diyorum. Adamın, kadının, o insanın konuştuğu şey politika ve nefreti. Bu nefret bizi iç savaşa bile götürebilir. Çok fazla kişiselleştiriyoruz olayları, parti olaylarını, tanımadığı partinin o kişiyi medyadan takip ederek vesaire ederek onu canı pahasına savunanları hiç anlamıyorum. Hiç öyle bir parti destekçilerinin olmasını tasvip etmiyorum. Tasvip edilecek bir şey değil, mantıklı düşünecek olursanız. Kesinlikle tasvibi mümkün şeyler değil bunlar. Herkes konuştuğu kadar iş yapsa, söz verdiklerinin %10'unu gerçekleştirseler bu ülkemiz zaten çoktan kalkınmış olurdu. Çoktan her yer refah olurdu. Hasta eşit bir şekilde paylaştırılırdı. Hiç kimse maaşım yetmiyor derdine, enflasyon derdine düşmezdi. Bu ülkede maalesef hakikaten ülkemizde yaşamanın en kolay olması gerekirken, kendi kendimize yetebilmemiz gerekirken o kadar çok borcumuz var ki o alınan borçlar bize hizmet olarak da verilmiyor. İşin zaten en sakat tarafı o. O alınan borçlar hırsızlara gidiyor. Hesap bizim üzerimize yazılıyor. Hırsız, gerçekten hırsız. Onu dolaylı olarak bir şekilde yok ediyorsa, pahalıya projeleri veriyorsa hırsızdır o. Hırsızın yardımcısıdır ya da artık nereden baktığımıza bağlı hırsızın ta kendisidir. Hasıdır, özüdür diyebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Sonuçta bizim paralarımız yok ediliyor. Bundan önceki videom, birkaç video öncem yani gezi videosu yapmıştım. Pek talep görmediği hissine kapıldım. Bilmiyorum. Beklentimi karşılamadığı izlenme sayısı, izlenme süreleri. Umarım bundan sonra yapacağım videolarımda bu talep artar. En azından öyle umuyorum. Videolarımı, izlenme sürelerini yükseltiriz hep beraber diye düşünmekteyim. Yavaş ve emine adımlarla kanalım büyüyor. Kanalımız büyüyor arkadaşlar. Elbette
podcast'te kanalımın hedeflediğim yerde olmadığını ben biliyorum. Her şeyin farkındayım ama yavaş ve emin adımlarla ilerlediğimin de farkındayım. Hedefe kaplumbağa misali ulaşmayı gerçekleştireceğimi sizler sayesinde muhakkak eminim. Ama bunun süresi uzun olur, kısa olur onu tahmin elbette edemiyorum. Çok fazla uzun olsun istemiyorum bu videom. Didim'de güzel bir bahar havası var. Burada birazcık ben kendim çalıştım. Suni çim olarak çitleri kapadım olduğumuz yere. Olduğumuz yer birazcık açık olduğu için hem rüzgara kessin hem gölge yapsın hesabı hem de birazcık da mahremiyet kazandırsın diyerek kendi çit projemi gerçekleştirdim. Gittik, hakikaten malzemeler çok aşırı fazla pahalı, bütçeleri aşıyor. Aşmasını bırakın, kalite verdiğim parayı karşılamıyor ülkemizde. İyisini nereden bulacağını da bilmiyorsunuz. Çünkü piyasada bu satılıyor. İnternetten de sadece resme bakarak da bunu satın alamıyorsunuz. Belki de aynı ürün geliyor size. Sadece fazla para ödemiş oluyorsunuz. İşte tüketici hakları vesaire, bunlar karma karışık konular. Neyse, videom sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşelim. Güzel bir Didim baharından, gününden, güzel bahar günü geçiriyoruz. Hepinize selamlar, sevgiler. Bir sonraki videomda görüşelim diyorum. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşça kalın.